Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın kapanış gününde 0.93'lük negatiflikle kapattı arkadaşlar. Bist 30'da 0.96 negatiflikle kapattı. Evet, bugün sizlere önemli haberler vermeye devam ediyoruz. Ereğli'den çok iyi bir kar geldi arkadaşlar. Ve haliyle de takipçi arkadaşlar sormaya başladılar. Özellikle Ereğli videolarımızın altında Ereğli'nin bu karına karşılık temettü beklentisi ne olduğu ile ilgili. İşte bunların hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, ne kadar temettü ödenebilir? 18 milyar TL net kar açıkladı arkadaşlar. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türkiye Anonim Şirketi. Ereğli 2022 4. çeyrek bilanço verilerini kapta açıkladı. Ereğli Demir Çelik 2022 yılında 18 milyar 5 milyon Türk lirası net kar açıkladı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türkiye Anonim Şirketi 2022 4. çeyrek bilanço verilerine göre net karını 2021 yılına göre %16 artırdığını açıkladı. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türkiye Anonim Şirketi 2022 yılında 18 milyar 5 milyon Türk lirası net kar açıkladı. Şirketin 2022 4. çeyrek net karı 3.1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. 4. çeyrek için ortalama beklenti 2.3 milyar Türk lirası idi. Şirket böylelikle tahminlerin üstünde bir kar açıkladı. Evet dostlar, bütün yatırım şirketlerinin aracı kurumlarının 2.3 ile 2.1 ile 2.4 arasında bir 4. çeyrek karı beklerken Ereğli Demir Çelik tam 3.1 milyar TL net kar açıkladı. Bu 3.1 milyar Türk lirası olarak açıklanan net kar oldukça beklentilerin üstünde bir kar olarak gözüküyor. Evet, peki ne kadar Ereğli Demir Çelik bizlere temettü ödemesi yapabilir? Ereğli hissesi son bir yılda 18 milyar Türk lirası kar elde etti. Geçmiş verilerine bakıldığında karının %100'ünü ortaklarıyla paylaşırsa lot başı net 4.63 TL temettü dağıtmış olacak. Son fiyatına göre temettü verimi %10.52. Yani net olarak 4.63 lira gibi bir temettü beklentisi var Ereğli'den. Beklentiler biraz daha fazlaydı tabi ama durumlara göre arkadaşlar yine de iyi bir oran diyebiliriz. Çünkü bugün bir temettü haberi daha yaptım mesela. Oraya baktığınız zaman 900 liralık bir hisse, Borusan yatırımı sanırım, 900 liralık bir hisse 13 lira veriyor. Ama 41-42 liralık bir hisse ise 4 lira 63 kuruş temettü veriyor. %10'luk bir verim var. 10.52 hatta. Bu da oldukça iyi bir rakam denilebilir. Eğer bu rakamlar verirse bu Ereğli'nin temettüsünden emekli meselesi gerçek anlamda artık her bu kadar zor şartlarda bile gerçekleştiğine göre olumlu olabilir arkadaşlar. Bu ifadeler, bu düşünceler güçlenmiş olabilir. Evet dostlar, kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgileri de yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Hepinize sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum.